Sürücüler dikkat! Artık bugün 1 Aralık ve kış lastiği uygulaması bugün itibariyle yürürlüğe giriyor. İşte uygulamaya ve kış lastiğine ilişkin bilmeniz gerekenler. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması bugün başlıyor. Kış lastiği takmayan ticari araçlar bugünden itibaren 519 lira, 1 Ocak 2016'dan itibaren ise 602 lira ceza ödeyecek. Binek araçlar içinse inisiyatif valiliklerdi. Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Erzurum'la beraber Doğu illerinin neredeyse tamamının aralarında bulunduğu 54 ilin valilikleri uygulamayı zorunlu kıldı. Dört mevsim lastik diye bir kavram her markada var. Fakat biz kullanıcılara yaz aylarında yaz, kış aylarında kış lastiği takmalarını öneriyoruz. Aracınızın yürüyen bir tabut olmaması için sizin de kış lastiği takmanız şart. Peki yeni bir kış lastiği alacağız. Nelere dikkat etmemiz lazım? Hemen belirtelim. Bu gördüğünüz dişler 9 mm derinliğinde olacak. Eğer zaten benim kış lastiğim var diyorsanız bu dişler bu kez de 4 mm'nin altına düşmüş olmayacak. Eğer 4 mm'nin altına düştüyse sizin de yeni bir kışlık lastik almanız şart. Kış aylarında güvenli sürüş için seyir mesafesine dikkat edilmeli. Ani manevralar ve ani frenler de hayati tehlikeye neden olabilir. Eğer hızımız şehir içinde ve şehirler arasında doğru değilse kış lastiği de kurtarmaz. Ani frenler yapmıyoruz o zaman. Peki kış lastiklerinin fiyatları nasıl? İyi bir marka 250-300 lira civarında, uygun bir marka da 150 lira ile 200 lira civarında alınabiliyor. Yani 150 liranın altındaki lastiklere dikkat edelim. Efendim, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu yarın başlıyor. Artık kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmamış araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kurala uymayanları ise cezalar bekliyor. Peki kış lastiği alırken nelere dikkat etmeli? Kış lastiği kadar araçların kış bakımı da önemli. İşte bu konularla ilgili olarak arkadaşımız Serkan Kılıç konuğuyla birlikte bizi bilgilendirecek. Serkan, söz sizde. Evet Tuğba, hepimizin malumu ki havalar iyiden iyiye soğumaya başladı ve kış ayları da aslında kendini resmen hissettirmeye başladı. Çünkü yarın 1 Aralık ve resmen takvimlere göre kış aylarına giriş yapıyoruz. Resmen diyoruz çünkü bazı yükümlülükleri de var kış aylarının. 2012'de yürürlüğe giren Ulaştırma Bakanlığı yönergesine göre 1 Aralık tarihinden itibaren şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara kış lastiği takmak zorunlu. Aslında lastik giyip de geçmemek lazım. Zira kimyasal özellikleri var, fiziksel özellikleri var. Aracınızın aslında yürüyen tabut olmasını istemiyorsanız kış lastiğine dikkat etmeniz de lazım. Biz de lastik giyip geçmedik. Konuyu işin ehline soralım dedik. Dünyaca ünlü bir markanın yetkili temsilcisine konuyu soralım dedik. Mehmet Ali Algur şu anda canlı yayın konuğumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi efendim kış geldi ancak kar gelmedi. Kış lastiği takmak bir anlamda da zorunlu. Yaz lastiği götürmez mi bizi bir süre daha? Ne diyorsunuz? Normalde bu lastiklerin, kış ve yaz lastiklerinin dönemleri bulunuyor. Lastikçiler adına veya kullanıcılar adına Mart'ın 15'inden sonra yaz lastiklerinin kullanımı başlıyor. 2015'inden sonra kış lastiklerinin kullanımı başlıyor. Yani hem aracınızın selametini hem de sizin sağlığınız, selametiniz adına kış lastikleriniz döneminde zamanında takmamız gerekiyor. Bu neyi etkiliyor? Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştükten sonra kış lastikleri görevlerini yerine getirebiliyor. Dolayısıyla 15 Ekim'den sonra kış lastiklerini takmamız gerekiyor. Yani şimdi kar, önemli olan kar değil, havanın soğuması tabii mı? Tabii ki. Kış lastiklerinde önemli olan havanın soğuması. 7 derecenin altına düştükten sonra her araç kış lastiğini takması gerekiyor. Fren mesafesini kısaltması adına. Hamur mu daha farklı? Tabii ki. Üretimde içerisindeki kullanılan mamuller farklı. İçerisinde silika oranı farklı. İçerisindeki silika, karbon karası oranları farklı oluyor. Dolayısıyla soğuk havada daha yumuşak kalmasını sağlıyor lastiğin. Şimdi efendim kimyasal özelliklerini bir nebze anlattınız. Biz müşteriyiz yani. Biz kendimiz kimyasal özelliklerini elle ya da gözle anlayabilir miyiz? Yoksa firmaya mı güvenmek lazım? Bunu nasıl yapacağız, kimyasal özelliklerini nasıl anlayacağız iyi lastik için? Bir kere lastiği lastikçiden almanız gerekiyor. Bunda da en güvenilir noktalar sertifikalı bayilerdir. Sertifikalı bayiler sizi doğru yönlendirirler. Aracınıza hangi ölçüyü, hangi lastiği, hız kapasitesi, taşıma kapasitesiyle alakalı doğru yönlendirmeyi yaparlar ve doğru lastiği takarlar. Onun için sertifikalı bayileri, yani kullanıcıların sertifikalı bayileri tercih etmeleri doğrudur bence.
Peki bay dışında hiç mi biz bir şey anlayamayız? Mesela fiziksel özellikleri nelere dikkat edeceğiz? Kış lastiği alırken neye bakacağız? Üzerinde rakamlar var. Dişleri farklı oluyor sanırım. Şimdi araç üreticileri lastiklerin kapılarının araçların kapılarının içerisinde veya benzin deposunun kapağının içerisinde taşıma kapasitesini, hız endeksini ve ölçülerini zaten yazıyorlar. Doğru lastikçiye gittiğinizde de onlar doğru lastiği veriyorlar. Fakat sizin lastiğin, kullandığınız lastiğin ömrünün bitip bitmediğini diş derecesini, yani diş yüksekliğinden, diş derinliğinden anlayabiliyorsunuz. Lastiğin diş derinliği çoğu markada işaretlerle de gösteriliyor. Fakat kolay satılan, kolay bulabileceğiniz diş ölçerler var. Diş ölçerlerle de lastiklerinizin 4 milimin altına düştüğünde değişmesi gerektiğini zaten. Şu aralar 4 milim mi olacak derinliği? Şu anda 9 milim, 9 milim civarındadır. Yeni bir lastikte 9 milim civarındadır. Bu lastik derinliği, yani diş derinliği daha doğrusu 4 milimin altına düştükten sonra lastiğinizin değişmesi gerekiyor. Bir de bunda insanlar üretim tarihine, yani kullanıcılar, son kullanıcılar üretim tarihine takılıyorlar. Bir lastiğin doğru saklama koşullarında 10 yıl boyunca raf ömrü vardır. Araç üstünde de 5 yıl boyunca kullanabilirsiniz. Tabii bunu kullanma koşulları biraz farklı. Atıyorum çok kilometre de yapabilirsiniz 5 yılda. 35-40 bin kilometre arası ve 5 yıl olarak değerlendirilebilir. Bazı işaretler de var lastiğin üzerinde. Burada dikkat etmemiz gereken şöyle marka ismini kapatarak rakamlar var. Kar işareti mi olacak mesela? Şimdi şöyle kış lastiklerinin hepsinin üzerinde zaten kar işaretleri bulunmaktadır. Ve M artı S olarak da yazabilir. Bakın dikkat ederseniz kar taneleri var. Markayı her markada var. Marka gözetmeksizin bütün lastiklerde bu vardır. Kış lastiğinin ona dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de dediğim gibi sertifikalı bayilerden doğru lastik almaları gerekiyor. Peki 4 mevsim lastik. Tatil bir şey olmaz diyenler var. 4 mevsim lastik nedir peki? Yani kış lastik. Aslında 4 mevsim lastik diye bir kavram her markada var. Fakat biz kullanıcılara yaz aylarında yaz, kış aylarında kış lastiği takmalarını öneriyoruz. Bir de efendim şöyle bir şey var. Kış aylarında özellikle baktığımız zaman bazı sürücüler lastiklerine tekme atarlar. Yani lastiğin bakımı var mıdır? Lastiği aldıktan sonra her şey bitiyor mu? Şimdi lastiğin bakımı şöyle. Yani bu yaz aylarında da kış aylarında da lastiklere hava basıldıktan sonra 15 gün içerisinde bir sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü lastiğin en önemli yeri içerisine basılan havadır. İşte dediğim gibi araç üreticileri neyi öngördüyse o havanın basılması gerekiyor. Ve 15 günde bir de kontrol edilmesi gerekiyor. Tabii bizim milletimiz tekmeyle de kontrol edebiliyor ama asıl basınç ölçerler vardır. Benzin istasyonlarında aslında en doğrusu lastikçilerde lastiklerin havalarını kontrol ettirmeleridir. Kış lastiğini aldık, kullanmaya başladık. Artık yağmur, çamur, kar bizi etki etmez, yollar bizimdir diyebilir miyiz? Aslında bunu hiçbir zaman demememiz gerekiyor. Trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Artı kış aylarında ani manevralar yapmamamız gerekiyor. Sürat yani şehir içinde uygulama yapılan sürat neyse ona uymamız gerekiyor. Dolayısıyla trafik kurallarına uyduğumuz takdirde ve ani manevralar zorunlu kalmadığımız sürece ani manevralar takmadığımız takdirde ve doğru lastiği taktığımız takdirde hiçbir şey olmaz. Ani frenler de bizi kış lastiği de mi kurtarmasın? Eğer hızımız şehir içinde ve şehirler arasında doğru değilse kış lastiğiyle kurtarmaz. Yani frenler yapmıyoruz o zaman. Ve bir başka soru, zincir. Bazı yerlerde zincir takmak da zorunlu. Yani zaten bu kış lastikler son teknoloji, süper lastikler reklamlarda da falan görüyoruz ancak zincir de sanırım önemli bazı yerler için veya önemli mi size sormak lazım. Şimdi şöyle, şehir içerisinde zaten belediyeler gerekli temizlikleri yapıyorlar. Mağduriyet pek söz konusu olmuyor. Fakat işte uzun yola giderken özellikle karlık bölgelere ülkemizin de doğu kısmına gittiğimizde işte rampalarda veya tırmanma şeritlerinde gerek duyulabiliyor. Zincirde bulundurmaları gerekiyor bence arabalarında. Günümüzde hani dediğim gibi kar yığınıyla hiç karşılaşmıyoruz doğu illeri haricinde. Doğu illerine giden araçların mutlaka zincirde bulundurması gerekiyor bence. Bir de atasözümüz var, ucuz malın yahnisi yavan olur diye. Şimdi biz lastik almak istiyoruz ama pek de yani sadece elimizde kontrol edebiliyoruz. Ortalama bir lastik, kaliteli bizi götürebilecek bir lastiğin fiyat aralığı nedir? Şimdi her araç için ölçü değiştiği için fiyat aralığı da değişiyor tabii ki. Şu anda piyasada en çok bulunan lastik 205, 55, 16 dediğimiz çoğu araca ve çoğu markaya uyan bir lastik. Bunun da fiyatı yaklaşık 200 lira ile 300 TL arasında değişiyor.
iyi bir marka 300 lira civarında, 250-300 lira civarında, uygun bir marka da 150 lirayla 200 lira civarında alınabiliyor. 150 liranın altındaki lastiklere dikkat edelim. Kesinlikle takılmasınlar bence. Efendim bir de son olarak sadece lastik yeterli değil herhalde. Yani araçların yani bakımları yapılmasına gerek yok mu? Var mı yoksa bu kış bizi çıkartır mı araçlar? Lastik taksak yeterli olur mu? Şimdi araçlarda en önemli şey lastik. Lastik kadar da önemli olan işte aracın motor suyunun antifrizin olup olmadığı, cam suyunun antifrizin olup olmadığı ve kış bakımını yaptırmaları gerekiyor. Bunlar için de tabii ki servislere kış aylarından önce bir uğramaları gerekiyor. Efendim başında dedim ki yürüyen tabut misal dedim. Yürüyen tabut misali ağır oldu mu? Lastik, kış lastiği olmayan araçlar. Tabii insanların zihninde bir çağrışım oluşturuyor. Tabii kötü bir çağrışım oluşturuyor ama tabii ki aracın en önemli yeri lastikleri. Lastikleri alırken tekrar söylüyorum, sertifikalı bayilerden, güvenilir markalardan araçlarına uygun lastikleri almaları. Bir de aracın üreticisinin önerdiği ölçülerin dışına çıkmamalarını tavsiye ediyoruz biz. Bir de o şey de var. Yani insanlar mesela biraz ucuz olsun diye ölçülerle de oynayabiliyorlar. Bence oynamasınlar. Araç üreticisi ne ölçü verdiyse, hangi lastiği öngördüyse onu takmaları doğru olan. Çok çok teşekkür ederiz. Bizi aydınlattınız, yarımıza katıldınız. Ben teşekkür ederim. Evet, hemen belirtelim. Tekrarlamakta da fayda var. 1 Aralık tarihi itibariyle şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği takmak zorunlu. Takmayanlara cezası da var. 519 lira para cezası uygulanacak. Ancak bu ceza 1 Ocak tarihi itibariyle 602 liraya çıkacak. Aslında ceza falan da çok da önemli değil. Zira hem kendinizin hem de başkasının hayatı söz konusu. Siz de can güvenliğiniz için kış lastiğinizi taktırın diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Evet, Serkan ve konuğuna teşekkür ediyoruz efendim. Hakikaten hayati derecede önemli bir konu. Aman dikkat edelim.